Merhabalar, kameranın önünde değilim. Evet, çünkü evdeki grip salgınının herkese bulaşması sebebiyle sesimden de anlıyorsunuzdur. Kolumu kaldıracak halim yok. Ama bugün pazar günü bir video en azından çekeyim istedim. Sevimli yüzümü göstermeden bağrı çeken şey çekenler, bitenler videosu çekeyim istedim. Biliyorum karanlık, perde böyle bir acayip gözüküyor ama İnanın hiçbir şeyle uğraşacak halim yok. Ama videosuz da bir hafta geçirmek istemiyorum. Bir tane bunu çekeyim. Eğer halim kalırsa bir tane de çantamdakiler çekmeyi düşünüyorum. İlk biten ürünüm şöyle Garden Shea Body Butter. Bu gratislerde satılan nedir? Badem ve narlı. Daha çok kokusu şeftaliye benzeyen çok güzel bir body butter'dı. Şuradan da göreceğiniz gibi bitti kendisi. Çok severek kullandım. Bir daha da alabilirim de ama böyle şeylerde ben değişik kokular, değişik ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Clinique'in benim kaçıncı şişesi olduğunu hatırlamadım. Bazen böyle fokus yapmayınca inatlaşıyorum. Bu likit yağlı ciltlere uygun olan Clinique şey yüz yıkama jeli herhalde dördüncü falan şişem. Isana'nın nedir bu? Tıraş jeli. Şeftalili miydi bu? Evet, şeftalili. Kokusu falan fena değildi. Kullandım. Bir adet Parmex aseton bitirmişim. Yani bunun hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Çöpe giden iki tane maskaram var. Bu bitti. Zoom Lash Mac'in. Bu bir kitin içinde çıkmıştı. Yılbaşı kitlerinden birinin içinde çıkmıştı. Çok aşık olduğum söylenemez. Bu da One by One Maybelline. Yani fena değil. Güzel bir maskara ama bununla da büyük bir aşk yaşamadım. İkincisini almam, öyle diyeyim. Revlon. Rexona. R'yi görünce hemen Revlon'u yapıştırdım. Rexona beyaz lekeleri son, bu siyah tişört falan hani giyiyorsun güya lekelenmiyor falan. Sevmedim ben bunu. Nedense böyle rolonlarda bile hafif bir serinlik hissi bıraksın istiyorum. Sevmedim. Bir daha almam onu. Ne kullanmışım? Lush'ın testerlerinden Herbalism. Bu tester halinde gelenlerden içinde 3 tane top vardı. 3 kere yüzümü yıkadım. Güzel mi? Hoşuma gitti ama hani çok uzun süre kullanmadığım için cildime iyi geldi, gelmedi hiçbir şey diyemeyeceğim. Ve sonunda bitirdiğim bir ürün. Çok mutluyum bitirdiğime. Bu From bazlı Yves Rocher'un nedir? Parfümü. Çok güzel bir kokuydu ama bozulmadı da çok uzun süre dayandı. Kaç senedir ben de onu hatırlamıyorum. Sonunda bitirdim, mutluyum. Bir daha almam çünkü, yani uzun süre almam en azından. Çünkü elimde body splash, parfüm falan tarzı şeyler bayağıca var. Bu Clinique'in All About Eyes kremi, göz kremi. İçinde kalmış gibi gözüküyor ama yani bitti. Şöyle göstereyim. Bu da bir mini boy tester boydu. Güzel, fena değil ama bunun rich olanını ben daha çok sevdim. Nedense. Bir adet ölmüş. Bunların ups, dağınıklığımı gördünüz. Toplayamadım. Ne yapayım ya? Toplayamadım. Şöyle göstereyim. Ucu çok çabuk gidiyor. Bunların içi bitmese de uçları çok çabuk gidiyor. Yani şu üstte okuyabilen okusun. Bu tırnak kenarını temizleyici zırıltılardan, bunlardan bolca kullanıyorum. Favori ürünlerimden biri. Bunlar olmadan nasıl oje sürerdim bilmiyorum. Çok güzel temizliyor. Bir diğer biten ürünüm Sephora'nın temizleme yağı. Bunun dibinde şu kadar falan kalmıştı. Şurada gösterdiğim yere kadar. Fakat nasıl olduysa duşun içinde ağzı açık kalmış ve birinin çarpması sonucu düşmüş ve dökülmüş. Hatta ben de üstüne suyu açınca o bembeyaz olur ya, ya
bembeyaz oldu. Kafama patlatmaktan zor kurtuldum. Ben bitirmesem de cebren ve hileyle bitirilmiş bir ürün oldu. Güzeldi, ben memnundum. Ama işte yerine Mekink'ini aldım. Bir de elimde bitmek üzere olan ürünlerim var. Onlar hakkında da konuşmak istiyorum. Rival de Loop Clean and Care. Bu göz makyajı temizleyicisi. Benim için berbat bir ürün. Çok az kaldı. Makyaj temizlemek için kullanmıyorum da işte Q-tip'in ucuna sürüp, yani kulak çubuğunun ucuna sürüp makyajın kenarını düzeltmek ya da ne bileyim temizlik yapmak falan filan, yani temizlik yapmak derken hata düzeltmek için falan filan kullandım. Çünkü benim gözlerimi çok çok yaktı. Acayip derecede gözlerimi yaktı. Hassas gözleriniz varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bitmek üzere. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu zaten bilmeyen, konuşmayan ve kullanmayan herhalde çok az. Bioderma'nın Sensibo Aşikyo'su, bütün yüz için kullanabileceğiniz bir makyaj temizleyicisi. Bu yarım litrelik şişe, gördüğünüz gibi bu kadar kaldı. Herhalde bir iki haftada falan biter bu. İki şişe halinde satılıyor. Daha doğrusu tek şişe halinde satılıyor ama birçok eczanede bunu paket halinde, böyle bir al, iki al, bir öde falan gibi böyle bir pakette bulabiliyorsunuz. İki tanesini ben 55 liraya almıştım eczanemden. Yani tanesi 30 lira bile olsa aldığınız o minnacık şeylerden şişelere göz... Ay konuşamıyorum, farkındasınız değil mi? Of. Küçücük yüz temizleme, makyaj çıkarma şeylerini 10-15 liraya aldığınızı düşünürsek bu o kadar da pahalı bir ürün değil bence. Gördüğünüz gibi çok severek kullandım. Yedeğim işte ikincisi var. Bittiği anda da hemen alacağım bir ürün. Bu Beauty Blender'ın, şöyle gördüğünüz gibi bir damlacık kaldı, İçinden çıkan temizleme şampuanı, sünger ya da işte şurada da fırçalar içinde kullanabilirsiniz diye yazıyor. Fırçalarımı bununla da yıkadım. Süngerlerimi de bununla yıkadım. Bu üstü pompalı olan şişelerden. Ay kokusunu çok sevmiyorum ama kullanıyorum. Bunun da bir tane yedeği var. İki set almıştım. İçinden çıkmıştı. Bu birincisi bitmek üzere. Bittiği zaman da içine ya böyle iyice temizleyip kokusu geçerse başka bir şampuan falan koymak gibi fikrim de var. Yine çok severek kullandığım ve bitmek üzere olan, ismini okumaya çalışmayacağım. Şöyle Kenzo'nun bir parfümü, mini boy. Yani 30 mililitrelik. Leopar. Hiç bilemeyeceğim. Böyle bir şeyi, çok hafif bir koku. Böyle limonlu ferah. Yaza çok uygundu. Ben de yazın bolca bunu kullandım. Şöyle dik tutayım da görülsün. Bunu da birkaç haftaya bitiririm. Ben öyle çok parfümle yıkananlardan değilim. Yani birkaç fısla olayı kurtaranlardanım. Ama hani bu minik şişeleri birkaç haftada bitirenler olduğunu da biliyorum. Çok parfüm bitirebilenlerden değilim. Onun için benim için iyi bir gelişme. Elimdeki bir diğer ürün, birkaç kere göstermiştim. Too Faced Shadow Insurance'ın paketini kestim. Bu dolu dolu çıkmıştı, yani ağzına kadar doluydu. İyice bitirdim. Hatta bir gün işe giderken kapağını açık unutmuşum. Biraz kurudu bile. Ama hala kullanılır halde. Böyle pütür pütür olmuyor. Göze yayılabiliyor. Ben de inat ettim. Bunu bitireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Buna da herhalde bir iki hafta falan veriyorum. Bol bol kullanmama rağmen. Ondan sonra da Narsink'ine geçeceğim inşallah. Yine bir bolca kullandığım ve bitmeye yakın olan bir ürün. Bundan da memnunum. Manikürümü bununla yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir parmak gibi falan kaldı. Hatta iki parmak. Ama bu çok kolay biten bir ürün değil. Çünkü az az kullanıyorsunuz. Ve bunu da çok uzun zamandır kullanıyordum. Sally Hansen'ın Instant Cuticle Remover'ı. İşte tırnak diplerine bunu sürüyorum. Birkaç saniye bekletiyorum. Ondan sonra tırnak makasımla kesiyorum. Hatta manikürümle ilgili başarısız bir videoda çekmiştim. Hiçbir şey doğru düzgün gözükmeyen. Bunu kullanıyorum. Bu ama herhalde daha
bir ay falan gider mi? Belki daha bile fazla gidebilir. İki tane daha bitmek üzere olan ürünüm var. Bunun da ne zaman biteceğini bilmiyorum ama bu pudralar bana yaklaşık 8 ay civarı falan gidiyor. Bu Nars'ın Barcelona'ydı rengim galiba. Evet, Medium 3 Barcelona pudra fondöteni. Ben bunu pudra niyetine kullanıyorum. Güzel bir ürün, memnunum, severek kullanıyorum. Bir daha alır mıyım? Almam. Çünkü MAC'in pudra fondötenini daha çok seviyorum açıkçası. Bunun da bu kenarlarda kalan kısmını kullanmaktan nefret ediyorum. Fırçaya çok zor geliyor ama daha bayağı bir ürün var. Biraz daha azalınca kenarlardan söküp ortaya preslemeyi düşünmüyor da değilim. Son bir tane ürünüm. Bunu daha evvel sık sık göstermiştim. Şu benim MAC paletimin şeyini çıkardım. Ortasındaki o divider nedir? Ayırıcı plastik yeri zor da olsa çıkardım. İçine bütün Inglot paletlerimi koydum. Bu da çok çok az kalmış olan. Bir saniye, çıkartamadım. Çıkarttım. Altlarına ben şöyle şerit mıknatıs koyuyorum bunların. Böylece yapışabiliyorlar. Çok çok az kalmış olan 351 numaralı Inglot farım. Benim gerçekten favorilerimden. Çok güzel bir krem rengi bu. Hemen göstereceğim rengini de. Tabii bu ışıkta görünecek mi onu bilmiyorum ama. 351 numara, böyle bir krem rengi arıyorsanız tavsiye ederim. Bunu da paletin içine koyup kaldırdığım için unutmuştum. Herhalde kısa zamanda bu da biter. Aa, bir ürün daha var. Onu neden göstermek istedim? Onda da bitme durumuna yaklaşmışım. Bu benim geçen yaz boyunca en sevdiğim fondötendi. Fakat bunu unuttum ben bu yaz. Yani nedense yazın kullanmıştım. Sanırım kapatıcılığı yüksek olduğu için ve hani sürçük bir ürün. Çok fazla da ağırlık yapmayan bir ürün olduğu için. Bu ürünün en kötü yanı çok bereketli olmaması. Yani içinde ne kadar var? 9 gram ürün var. Ve krem yapıda olan bir şey olduğu için çok çabuk bitiyor. Evet, oradan iğrenç saçımı başımı da gördünüz ama hastayım, anacım, yapacak bir şey yok. Bu da unuttuğum için kullanmamıştım ama benim ciddi manada favori fondötenim diyebileceğim bir ürün. Bobbi Brown'un Oil Free Even Finish Compact Foundation'ı. Cool Beige'i benim tam rengim daha evvel. Ya 3.5'unu ya 3'ünü kullanmıştım. O galiba normal beige'di. Tam hatırlamıyorum. Bunları şanslı bir insan olarak Elka'dan bulmuştum. Ama Elka'dan bile ilkini 30 liraya almıştım. İkincisini 50 liraya almıştım. Sanırım normalinin fiyatı 100 küsür lira. 120 falan olabilir yani. Yani o kadar çok seviyorum ki bittiğinde o fiyatı hak eder diye düşünüyorum ama ürün ciddi manada çok çabuk bitiyor. Biraz da onun için kıyamayıp kullanamıyordum. Fakat çok çok güzel bir kapatıcılığı var. Yüzünüzde fondöten olduğunu hissetmiyorsunuz. Bir de o kadar pratik bir ürün ki sürçük, yani böyle şey yapmanıza bile gerek kalmıyor. Yüze yedirmekle uğraşmanıza bile. Tam ten rengim olduğu için de tabii burada gözükmeyecek. Yani neyse, çok çok sevdiğim bir ürün. Eğer yağlı ciltlere uygun, kapatıcılığı yüksek bir fondöten arıyorsanız ve fiyatı sizin için önemli değilse bunu kesinlikle tavsiye ederim. Hatta kapağından kendi kafamı da görebiliyorum. Merhaba. Bu saçma videoyu sonuna kadar seyretmeyi başardıysanız size çok teşekkür ediyorum. Hastayım. Çıldırmak üzereyim. İşte öyle yani, affedin beni. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.